Evet sevgili dostlar 10 Aralık 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Kıymetli arkadaşlar hepinize sevgi selamlarımı iletiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, haliniz nasıl, keyfiniz nasıl? Hani beni soracak olursanız siz nasılsınız ben de aynısıyım. E, maçlardan sonra, Fenerbahçe'nin galibiyetlerinden sonra genellikle teknik direktörlerin ya da spor yorumcularının maça dair görüşlerini ele almak istedim. E, bu... Bugün Mustafa Denizli ile başlayacağım. Sevgili Mustafa Hoca'ya da buradan selamlar olsun. Mustafa Hoca'lar iyidir. Ee, yani aslında maçın bir nevi özetini anlatmış. Ama yine de ben hızlı bir şekilde okuyayım. Bazı bölümleri atlayayım. Son yıllarda hiçbir derbide bir takımın rakibine bu kadar üstünlük sağlamamıştır. Fenerbahçe'nin 90 dakikada net bir üstünlüğü vardı. Bu tartışılmaz bir gerçek. Ha, maçın özetini izlemedim ama muhtemelen maçı izlemeyip özeti izleyen kişiler şunu diyecektir. Ulan bu kadar da Fenerbahçe'yi savunduğunuzu belli etmeyin. Ne yani Beşiktaş'ın hiç mi hata yok diyecektir. Beşiktaş golü bir organizasyon sonucu değil. Cenk'in kişisel becerisiyle kazandı. Tabi aynı manada da Cikun'un ve Samet'in kişisel hatası oluyor. Penaltı dışında da Fenerbahçe'nin kalesini zorlayacak pozisyon sayısı yok gibiydi. Yoktu. Fenerbahçe özellikle Beşiktaş'ın sağ kanadını çok iyi kullandı. Solu da kullandı ama Beşiktaş'ın kanat savunucuları Fenerbahçe'ye herhangi bir zorluk çıkartamadı. Tempo heyecan vardı ama bunlar hep tek taraflıydı. İlk yada Şimanski oyunda hiç gözükmedi ama maçı harika bir golle bitirdi. İrfan biraz şanssızlık biraz da beceriksizlikte. Belki hat-trick yapacağı maçı golsüz tamamladı. Doğru. 60. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda hakem pozisyona yakındı ve varın uyarısını beklemeden göstermeliydi diyor. Ben bunları göstereceğim az sonra. Tadiçi için de benzer şeyler söylemek mümkün. 5 Tadiçi temas Çok iyi oynamadığı bir maçı penaltıyı kaçırmasa bir asist iki golle tamamlayacaktı. Hakemin Tayfur'a çıkardığı kırmızı kart yanlıştı ve bu kararı vardan ikazıyla düzeltti. Bu arada Var'ın buna karışmaması lazım biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama vicdanen mecbur karıştım. Kısacası heyecanlı bir maç oldu ama başta da dediğim gibi bu heyecan tek taraflıydı. Derbide futbol olarak Beşiktaş'ın geride kalması çok beklenen bir şey değildi. Esasında bir şeyin altına çizmek lazım. Çok keyifli bir maç izledik. Sahada son derece iyi niyetli mücadele eden rakibi ve taraftara saygılı bir futbolcu topluluğu vardı. Derbide taraftarların oyuna, stadyuma, atmosfere ne kadar güzellik kattığını kötü tezahürat hariç gördük. Derbilerin taraftarlarla oynanması çok daha keyifli. Seyirci sayısındaki oranı TFF bir kez daha gözden geçirmeli. Sağda Fenerbahçe adına aksayan özellikle şu oldu diyebileceğimiz bir durum yoktu. Elbette pozisyon olarak hatalar vardı ama genel anlamda iyi bir Fenerbahçe vardı. Bir kişi ön plana çıkarmak gerekirse o da Ferdi'ydi diyebilirim. İrfan'ın sağ içindeki performansı 90 dakikayı tamamlaması için yeterliydi. Hem topu direkten döndü hem yakaladığı pozisyonlarda istekliydi. Ve tüm bunlardan Fenerbahçe'nin kazandığı bir maçtan bahsediyoruz. Hürriyet gazetesindeki yazısın. Şimdi yazarlardan Fenerbahçe yorumlarına geçelim. Ee, Mustafa Denizli ile başladık. Çünkü Mustafa hocalar önemlidir bizim için. Öyle değil mi? Bence önemli abone olalım kanala videoyu da beğenelim. Şimdi spor yazarlarının e, tabii ki de yazdan tamamını okumak için ilgili gazeteler alabilirsiniz. Burada önemli kesitler var. Bilginiz olsun. Uğur Melekem biraz dikkatli olsalar skor artardı diyor. Hepimiz bu konuda hem fikir miyiz? Bence hepimiz hem fikiriz. Fenerbahçe oyunu uzun dakikalar domine etti. Hücuma kalabalık geldi. Fenerbahçe'de 4'e yakın bir gol beklentisi üretti. 3.96. Şutlarda 20'ye 4. Kornerde 6'ya 1. Tabelada 3-1'lik üstünlük çıktı Dolmabahçe'den. İrfan ve Fred biraz daha dikkatli olsalar tabelayı arttırmaları işten değil diyor. Sadece İrfan ve Fred değil. Hepsinde bu arada Ha İrfan'ı niye ele alıyorlar arkadaşlar? İrfancan kahveci iki tane üç tane net pozisyona girdi. Hatırlayın 45 dakikanın bitimine doğru bir tane girdi. Bir topu direkten döndüm. Ee, hani daha da girdiği pozisyon var da şu an aklımda değil o kadar çok pozisyona girdiğimiz için. Erman Toroğlu hakem futbolu bilmeyen biri. Şimdi ben bir şey soracağım. Hakeme dair kafamda bazı soru işaretleri oldu. Bir hakem Beşiktaşlı. Ondan mı böyle yönetti? İki hakeme telkinde bulundular. Sakın fener kazanmasın. Bak olabildiğince Maçı manipüle et. Fenerbahçe maçı kazanmasın mı dediler. 3. Hakem iddiacı bahisçi mi? Şike mi yaptı? Bahis şikesi mi oynadı? Gerçekten bak benim aklım almıyor. Bu hakem yönetimi hani temiz bir yönetim değil. Buna temiz bir yönetim diyemeyiz. Burada bir kir var. Az sonra değineceğim. Bu kir var ama bu kir nereden kaynaklı? Onu bulmak lazım. Eğer bu kir bulamazsak. Arkadaşlar anlayın. Beşiktaşlı arkadaşlar şu anda takımınızı öfkelisiniz. Oynanan futbolu öfkelisiniz. Peki bir şey soracağım. Takımınız çok iyi. Galatasaray şampiyonluk yarışında. Bugün Fenerbahçe'nin başına geleni. Yarın sizin başınıza gelmeyecek ne malum? Ne malum? Cenk, Necip, e, ee, Beyli bunların sarı kart yemeden maçı tamamlaması dünya kamuoyunda konuşulması gereken bir şey. Herif penaltı yaptırıyor. Vurarak, elle oynayarak, kontra hata solda keserek bir tane daha yine aynı sert şey var. Ve bu adam sarı kartsız maçı bitiriyor. Ya yarın bir gün aynı size olsa kahrolmayacak mısınız? Çıldırmayacak mısınız? Nitekim Beşiktaş taraftarı da Atilla Karaoğlan'ın 7 ceddine bir şeyler sürdü. Erman Toroğlu. Atilla Karaoğlan bir türlü sakinleşemedi. Futbolu bilmeyen biri. Futbolcuların oyununa mani oluyor. Gözünün önündeki penaltıyı veremiyor ki net görmesi lazım. Vardan yardım alıp öyle veriyor. Bu maçta öncelikle sınıfı geçen var oldu. Demek ki biraz ciddi yapınca Varda başarılı olunuyor. Önünde bin tane görüntü varken yıllarca neler yaptılar diyor. Offsite'ımsılar falan. Ahmet Çakar Allah'tan var var. Çiçek sepeti var var diyor. Allah'tan. Her ne kadar sonucu etkilemese de tam bir hakem rezaleti izledik. Eğer var hakem olmasa ya da var sistemi kurulmamış olsaydı ya da ben daha bir şey söyleyeyim. Vardaki FETÖ'cü olsaydı. Bu karşılaşma yüzyılın hakem skandalları maçı olurdu. İnanılır gibi değil. Şimanski'ye yapılan o kadar açık ve net bir penaltıydı ki. Atilla olan görmedi ki bu çok düşündürücü. Bu penaltıyı ancak kafada tilkiler dolaşan bir hakem göremez. Beşiktaş'ta Tayfur bariz gol şansını engelledi diye direkt kırmızı ile oyundan attı. Yuh demek lazım. Tayfur son adam gibi görülen faulü yapmasa zaten Beşiktaş'ta oyuncu hem topu hem rakibi yakalayacak durumda. Son dakikalarda Beyli ceza alanı içinde topu elle kesti. Karı olan yine tık yok. Uyur gezer gibi maşallah diyor. Herhalde maçı seyredenler Allah FIFA'dan razı olsun. İyi ki bu VAR sistemi getirmişler demiştir diyor. Ahmet Çakan'ın ayrı bir konuşması var onda olacağım. Görüşen bir yine tarihi farkı kaçırdılar diyor. Ya herkes e, ee, aynı şeyi düşünüyor zaten. Hani görüşler aynı. Gürcan Bey Penaltı Fenerbahçe tarihi farkıyla ayrıla bir sağdan rakibini kalesine getirmediği için neredeyse gol kaçırmayan oyuncusu olmadan bitirdi maçı. Penaltı kaçırdı. Direkten topu döndü. Mert Günoğlu'nun kurtarışları vardı. Çok heyecan değil mi? 20 şuttan 3 golden rakip ceza alanda 40 topla buluşmadan bahsediyoruz. Ceko'nun en verimli maçıydı. Bu arada Ceko'nun en iyi maçı diyorlar. Katılıyor musunuz bilmiyorum. İrfancan Kahveci karşısında rakip yokmuş gibi oynadı. Crespo tek başına hükmetti orta sahaya. İsmail Kartal müthiş hazırlamış takımını maça diyor. Katılıyor musunuz? Bu arada Crespo tercihini görünce çileden çıktı bazı arkadaşlar. Hani özür dilemek de bir erdemdir. Ben hala bekliyorum o arkadaşlardan bir şeyler. Bana bile tepki gösterdiler. Lan dedim ki bak adam 7-24 takımla zaman geçiren adam ondan daha iyi bileceğiz diye. Şey demeyeceğim. Ömer Ründül ben böyle derbi görmedim diyor. İstanbul'un üç büyükleri arasında derbileri senelerdir izliyorum. Deplasmanda kazanan çok takım gördüm. Rakip sahada farklı kazananlar gördüm. Ama dün gece ilk defa bir takımın deplasman derbisinde 90 dakika boyunca baştan sona oyunu domine ettiğini ve rekor sayıda pozisyon bulduğuna şahit olduk diyor. Erzen Güven emek ile sermayenin mücadelesi adeta emek ve sermayenin mücadelesi gibiydi derbi. Kartal'da yıldız sınıfından beyaz yakalı olarak Chamberlain'den başkası yoktu. Biraz Getson biraz Rebic gerisi emekçi futbolun mavi yakalısı. Fenerbahçe ise tam tersi. Van Persie. Sol kanadı rakibi felç etti. İlker Yağcıoğlu. Ceko sahanın en iyisiydi. Sürekli gezen, sürekli gezerek oynadı. Katılıyor musunuz buna? Yani Ceko sahanın en iyisiydi cümlesine. İşte derbi performansları büyük futbolcuların böyle olması lazım. En iyisi sürekli gezerek oynadı. Beşiktaş savunmasının işini zorlaştırdı. Arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayıp takımını hücumda sırtlayan isim oldu. Fenerbahçe'nin sol tarafı Ferdi ve Tadiş çok iyi işledi. Rakibin sağ tarafını neredeyse felç etti. Beşiktaş'ta eksikler var ama kendi sahasında bu kadar teslim olarak oynadığı bir derbi izlememiştim diyor. Engin Veren Fenerbahçe bileğinin hakkıyla aldı hakem Atilla Karaoğlan için iyi bir akşam değildi. Son akşam olsun hakemlikte inşallah. Bu işten kazandığı son para olsun. Pek çok tartışmalı karar imzatı var sayesinde durumu idare etti. Gözünün önündeki penaltıyı Varla verdi. Son adam olmayan Tayfur'a verdiği kırmızı yine Varla iptal etti. Fenerbahçe derbinin mutlak hakemiydi. Haklı bir galibiyet aldı. Hakimin yanlış kararları ve Beşiktaş Kalesi Mert'in güzel kurtaşları gecenin diğer unutulmazlarıydı. Ve Rıdvan Dilmen de dün söylediğim gibi derbi tarihinde yoktur bu diyor. Deplasmanda oynuyorsun. Şutlar 21'e 9. Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe maçlarının tarihinde bile bunu göremeyiz. Deplasmanda ceza sahasına girme sayısının 42'ye 9 olması müthiş bir şey. Şimdi biz şu ana kadar kendi penceremizde baktık. Biraz da uzman görüşü. Bien, Beyin Trio'nun Fenerbahçe Beşiktaş maçı yorumlarına bakalım. Çünkü dediğim gibi biz kendi penceremizden bakıyoruz. Bir de profesyonel bir elden bakalım. Yani profesyoneller izleyenler, kamera açıları, görüntüler, piksel piksel bunlar ne diyor? Asıl kısım burası. Şimdi Beyin Trio ekibi pozisyonları değerlendirdi. Üçüncü dakikada Necmi Şimanski'ye faulünde kart gerekir mi? Deniz Çoban hakemler derbiye çıkarken bir strateji belirler. Bazen erken kart çıkartmak istemez. Bence sarı kart. Sarı kart yoksa en azından uyarmalıydı diyor. Bahattin Duran maçın başı sarı kart göstermeden bu pozisyonları yönetebilir. Ancak sert bir düdük çalarsanız ve net bir şekilde uyarı yaparsanız diyor. Bülent Yıldırım Necip'in toplu oynama şansı yok. Diz yan bağına tabanla sportmenlik dışı yoklama yapıyor. Hakem farkında değil. En azından uyarsa Necip özgürce faul yapmaya devam etmezdi. Topa ve rakibe sertti. Zaman zaman karıştırdı. 4. Sarı kart olur mu? Necip'in Ferdi'ye müdahalesi. Bahattin Duran Necip'i mutlaka uyarması lazım. Tek başına sarı kart değil diyor Bülent Yıldırım. Ancak ilk faul sonra sarı çıkabilirdi. En azından uyarılırdı. Bu pozisyon tek başına sarı olmaz. Ancak maçın hemen başında ikinci faul Deniz Çoban. İrfan Ümit Meraş'a Umut Mareş'e müdahalesinde faul var mı? İrfan topa kaydı. Umut kendini abartılı attı. Diyor. İrfan topa kaydı. Sonrasında zaten ayağını kaldırmadı. Burada problem yok. İrfan'ın öyle geldiğini görsem ben de korkardım diyor Bülent Yıldırım'da. Ama hiçbiri de burada kart gerekir Fenerbahçeli oyuncuya demiyor. Bunları niye konuşuyorum? Çünkü bazı Beşiktaşlı arkadaşlara göre Fenerbahçe kullanmış. Evet maçı hangi organlarla izlediklerini ben de merak ediyorum. İlk penaltı doğru mu? Cenk Tosun'un yerde kaldığı penaltı kararı doğru mu? Bahattin Duran penaltı doğru. Samet Topa dokunamıyor. Cenk'in müdahalesi var. Samet'in sarısı doğru. Bülent Yıldırım penaltı doğru. Çıkan kart doğru. Deniz Çoban penaltıda şüphe yok. Hakem karar Doğru kartlar gösteriyor. Atilla Karvalan çok kötü bir maç gördü ama çok şanslıydı. Var Özgür Yankaya güzel bir takım elbisesi alsın. Özgür Yankaya onu kurtardı. Necip Crespo pozisyonu. Bakın hep Necip. Bahattin Duran Crespo topun kontrolünü kaybetti. Necip'in ayağına bastı. Sarı kart çıkmalıydı. Hayır çıkmamalıydı. Madem Necip kullanıyor maçın başı. O zaman Crespo'ya da verilmemeliydi maçın başı. Deniz Çoban hakem iki oyuncunun faul yapmadığını düşündü ve oyunu devam ettirdi. Bu dakikadan sonra hakem kararlarına sıkıntılar başladı. Atilla Karolan dayanabilirse tecrübe kazanacaktır diyor. Cenk'e sarı gerekir mi? Ciku'ya faulünde sarı kart gerekir mi? Bence faul yok. Sarı kart hiç yok diyorlar. Cenk faul yaptı. Sarılık bir şey yok. Fa sadece faul diyorlar. Necip Tadiç pozisyonu. Necip'in Tadiç'e faulünde sarı gerekir mi? Bahattin Duran bu artık sarkat. Çünkü Necip niyetini belli etti. Sırayla faulleri yaptı. Bülent Yıldırım uyarı yoksa oyuncunun faullerine devam eder. Deniz Çoban Fenerbahçe oyuncuları Necip'in faullerine isyan ettik. Kart beklediler. Necip olsam ben de faullere devam ederim. Çünkü kart çıkmıyor. İşte maçın özeti bu. Maçın özeti. Onur Ferdi pozisyonu. Onur'un Ferdi'ye müdahalesinde kart gerekir mi? Faul net. Ben sarı da düşünürüm diyor Bahattin Duran. Bülent Yıldırım sadece faul. Oyunun ilk faulü kaleye uzak bir yer. faul çalsa yeterli diyor. Tadiç'e sarı kart çıkar mı? Tadiç'in Onur'a faulü. Tadiç'in tek hedefi top diyor. Bahattin Duran Onur'un ayağına basması kaçınılmaz. Topla oynayan Tadiç oradan kurtulmak isterken kazayla basıyor. Tadiç Onur'un ayağını görmüyor. Kart gerekmez diyorlar. 45 artı bir Salih'in Şimanski'ye ceza ittirmesi. Burada penaltılık bir şey yok. Ancak Şimanski kendini atsa sabaha kadar konuşurduk bu pozisyonu diyor Deniz Çoban. Bahattin Duran top burada Şimanski'nin kontrolünde değil. Salih'in müdahalesi var ama bence penaltı için yeterli değil. Bülent Yıldırım bence temiz pozisyon diyor. Hadi pozisyonu değiştirelim. Tıpkı Torelian'ın her maçta kendini yere defalarca attığı gibi Şimanski kendini yere atsaydı. Niye tartışırdık? Yani madem pozisyon penaltı değil kendini yere atınca niye tartışırdık hiç düşündünüz mü? Bunlar şunu demek istiyorlar. Tamam penaltı diyeceğiz ama kendini atmadığı için bak biz de sıyrılalım bu işten kimseye bir şey olmasın. İsmail Kart'a çıkan sarı doğru mu? Sarı kart doğru. İsmail Kart'a büyük risk almış. ikinci sarı karttan atılabilirdi. İsmail Kartal kendine ayrılan alanda olduğunu söylüyor. Ancak itirazları var. Sarı kart doğru diyor. yani üçü de sarı kart doğru diyor. Ceko Beyli'ye faul yaptı mı? Edin Ceko Erik Beyli'ye faul yaptı mı? Komedi burası. Deniz Çoban hakemler sıkıştığında hücum faulü çalıyor. Burada faul yapan Erik Beyli. Atilla Karo'dan çok şanslıydı bu maçta. Ters bir şey olmadı. Bahattin Duran Fenerbahçe lehine faul var. Beyli de sarı kart görmeliydi. Bariz gol şansı olmadığı için kırmızı olmaz. Yani hepsi burada Erik Beyli'nin sarı kart görmesi gerektiğinden bahsediyor. Hani Fenerbahçe kullanmış diyen geri zekalılara sormak istiyorum. Tam olarak nerede kullanmış? Yani açık ve net Fenerbahçe kullandı diyen harbi geri zekalıdır. Hakikaten geri zekalıdır. Yani zeka hani şerefi, haysiyeti, dürüstlüğü, doğruluğu, din, imanı falan geçtim. Geri zekalılıktan başka hiçbir şey değil. Şuraya kadar ki pozisyonları duydunuz. Necip sarıdan geç. Öbürü sarıdan geç. Öbürü sarıdan geç. Salih'in sarı kartı doğru mu? Salih uçana Crespo'ya faul sonrası çıkan kart doğru mu? Bu sarı karta itiraz etmiyorum diyor Deniz Çoban. Hakem avantaja bırakıyor. Salih formadan çekildi Söylüyor ama bence öyle bir şey yok. Kart doğru. E, Bülent Yıldırım maçtaki sertliklere göre kolay kart diyor. Necip'e sarı gerekir mi? Necip'in Şimanski'ye faulünde kart gerekir mi? Deniz Çoban burada bir sarı olmalıydı. Sarı çıkmalıydı. Sarı kartlık hamle. Bakın ikinci Belki üçüncü, birinciye maçın başı diyorlar. Sarı kart vermesine gerek yok ama sarılık diyorlar. İkinciyi duydunuz. Bu da üçüncü sarı kartlık pozisyonu. Yani Necip çok, bu pozisyonda atılmalıydı. Necip'in Şimanski'ye ikinci yerdeki bu pozisyonda atılması lazım. Salih Uçan'ın Ceko'ya müdahalesinde ikinci sarı kart gerekir mi? Hakem çok yakın Deniz Çoban. Kimse ikinci ikinci sarıyı çıkarsa kimse itiraz edemez. Bahattin Duran hakem Salih'in önce topa dokunduğunu düşünmüş sanırım. Ancak bence sarı kart çıkmalıydı. Bülent Yıldırım sarı olmalıydı. Al. Bir Necip ikinci sarıdan gitti. İki Salih Uçan ikinci sarıdan gitti. Maçın ikinci yarısı. Fenerbahçe 2-1 önde. Hani Fenerbahçe kullandı diyen arkadaşlar. Neyse. İkinci penaltı doğru mu? Erik Beylin'in Şimanski'ye müdahalesinde penaltı kararı doğru mu? Bak burası çok iğrenç bir yer. Bahattin Duran. Ceko dizlerinin üzerine çöktü ve penaltı olduğunu söyledi. Hakemin önü açık. Neden penaltı vermediğini anlayamadım. Net bir penaltı sarı kart olmalıydı. Var olmasa bugün kötü olurdu. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Çok önemli bir şey göstereceğim. Büyük bir şey göstereceğim. Yani maçın hakemine 30 santimlik bir şok göstereceğim. 30 santim vardır burası. Yani maçın hakemine bir 30 santimlik şoku göstereyim. Arkadaşlar şu ortadaki Avarel ortadaki Avarel var ya ortadaki Avarel, pembeli Avarel o maçın hakemi işte. O maçın hakemi. Shimansky'e yapılanı bakın mesafeye bakın. 3-4 metre bir şey bak. Bu Avarel Pozisyonu görüyor, darbeyi görüyor, düşmeyi görüyor, varla veriyor. Deniz Çoban, Atilla Karoğlan acaba var mı test etti? Buna penaltıyı direkt çalmamanın izahı yok. taşta oyuncu bile penaltı çalar buna. Münahtır'dan Atilla Karoğlan gerçekten çok şanslıydı, en doğru açıdaydı. Çok net bir penaltıyı kaçırdı. Daha nerede olması lazım arkadaşlar penaltıyı görmesi, vermesi için? Merak ediyorum. Nerede olması Top mu olması lazım? Hakemin top mu olması lazım? Bu penaltıyı vermesi için herhalde hakemin top olması lazım. Top ol inşallah Atilla Karoğlan. İnşallah top ol. Şu kadar net gördüğün penaltıyı bile çalamadın ya. Top olup bir de öyle çal. Cenk'in Crespo müdahalesinde faul var mı? Kart gerekti mi? Deniz Çoban sarı kart. Bahattin Duran faul artı sarı kart. Bülent Yıldırım sarı kart. Şimdi bir de Cenk'e geldik. Cenk de pislik yapmaya başladı maçın bir yerinden sonra. Kırmızının iptali doğru mu? Tayfur Bingöl'ün iptalinden kırmızı kartına sarıya dönmesi doğru mu? Kuralı iyi öğrenin burada bak iyi dinleyin. Deniz Çoban en doğru sarı kart. Bu kart bu kadar kart çıkmazken buna kırmızı çıkmaz da ayrı bir konu. Ben burada söyleyeyim. Burada bir büyük bir namussuzluk var. Burada büyük bir alçaklık var. Bu alçaklığın sebebini anlatayım. Fenerbahçe'ye hakemle kollanmış algısı yapıyorlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçında ona açı 10 tane faul yaptı. Sıfır sarı kartla maçı tamamladı. Fenerbahçe'de Şimanski'ye 45 artı 1'de yapılan hareket sarı artı penaltıydı. Buna İngiltere'de kırmızı artı penaltı çıktı. Kırmızı artı penaltı çıktı. 45 artı 2'de kırmızı artı penaltı çıkması gerekirken çıkmadı. Fenerbahçe 3-0 geriye düştü. Tadiç'e yapılan penaltı verildi. Orada ikili mücadele var. Tadiç'in de faulü vardı. Buradaki algı ne oldu? Trabzonsporlar çıktı ne dedi? Tadiç'e verilen penaltıya bak Fener kollandı dedi. Onlar yediler bu algıyı. Çünkü futboldan anlamıyorlar. Futboldan anlasalar derler ki ulan 45 artı 2'de en az bir sarı artı penaltı. Onu açıyor. ilk yerde 5 tane faul yapıyor. Bir tane sarı çıkması lazım. Hakeme itiraz var. Vurma var. Dirsek var. Elle oynama var. Hepsi var. Sıfır sarı. Onun 10 faul 0 sarı kart. Ben şunu söyleyeyim Allah başınıza versin. Başınızda bulun inşallah. Hem de o kadar önemli bir maçta başınızda bulun ki kudurun. Kafayı yiyin çıldırın. Çünkü biz aynısını yaşadık. Burada da aynısı. Hay bırakırmızı verdi. Var karışmayacak. Statü olarak karışamaz. Kural olarak karışamaz. Diyecekler ki bak Fener'i kolladılar. Fener hakemle kazandı diyecekler. Bu algıyı yapacaklardı. Yemedi. Vardaki Özgür Yankaya belki risk aldı müdahale etti. MHK'nın buna ne diyeceğini merak ediyorum. Bariz gol şanslarında varın karışmamasının daha doğru olduğunu söylediler. Ben kabul etmiyorum ama geçmiş maçlarda öyle oldu. Var günü ve maçı kurtardı. Ancak maçı Fenerbahçe kazanmasaydı ortalık karışırdı. Bahattin Duran en doğru kararı benim için de sarı kart. UEFA'nın hakem eğitim paketinde benzer pozisyona kırmızı çıkmış. UEFA ise var karışamaz demiş. Özgür Yankan'ın bu müdahalesini bu maç ve bizim ülkemiz özelinde vicdanen doğru buluyorum diyor. Bülent Yıldırım UEFA ne derse desin var protokolde ne yazarsa yazsın Galatasaray Alanya maçında saça buayı atıldı var müdahale etmedi. Kural gereği yetmedi mecbur. O hakemi kaybettik. Bu tip bir sürü örnek var. Burada yorum açık bir şey yok zaten. Var müdahale ederek maçı kurtardı. Çünkü kırmızı kart maçın kaderini değiştiren karar. Özgür Yankaya'yı kutlarım diyor. İrfan Can'ın sarısı doğru kart diyor. Hepsi net sarı kart diyor. Yani ben de buna doğru demiştim. Hatta hakemin tek doğru sarı kart diyebilirim demiştim. Üçüncü penaltı doğru mu? Şimanski'nin ortasında Erik Bey'in elle oynamasına penaltı kararı doğru mu? Var müdahalesi doğru. Pozisyon penaltı. Bahattin Duran net penaltı. Var müdahalesi çok doğru. Doğru penaltı. Şimdi yine ben sahanın ortasına bir avarel göstereceğim. Bakın avarele dikkat edin arkadaşlar. Avarel nerede? Avarel nerede arkadaşlar? Dikkat edin. Yani Avarel'in izlediği yere bakın arkadaşlar. Çok dikkatlice bakın. Avarel nereden izliyor? Yani top olması lazım herhalde penaltının olduğunu görmesi için. Bu kadar yakından bu kadar net bir şeyi göremiyorsan ya körsün ya Beşiktaşlısın, ya iddiacı FETÖ'cü METÖ'cü falan filancısın hani iddia oynuyorsun ne bileyim iddia bahis bir çetesi şey ya da telkin yapıyorsan sakın Fenerbahçe'ye penaltı çalma diye. Bunun başka açıklaması yok. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Top olsan herhalde yine göremeyeceksin. Necip'e çıkan kart doğru mu 90 Necip'in sanırım 8. faul ediyor Deniz Çoban. Bereket bu pozisyon oldu ve Necip maçı kartsız tamamlamadı. Sarı kart doğru. Necip'in hareketi sıyırmasa kırmızı da çıkabilirdi diyor. 90 artı 5. O zamana kadar çoktan atılması gereken Necip'ten bahsediyoruz. Erik Beyli'nin Cengiz Ündere müdahalesi penaltı olur mu? Yan yana oyuncular. Cengiz kendini kolay yere bırakıyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Penaltı yok. 27 pozisyon değerlendirdik. 18 tanesine yanlış demişiz. 66, %66 kararı yanlış olduğunu söylemişiz. Bak. 27 pozisyon 18'ine yanlış demişler. Çok yüksek bir başarısızlık. Şimdi bir şey soracağım. Hani maçı Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş kazanamadı. Şimdi Ahmet İbanoğlu'nun ve Mehmet Büyükekşi'nin cevap vermesi gereken sorulardan bir tanesi şu. Allah mı büyük Galatasaray mı büyük? Birinci soru bu. İkinci soru Allah'a mı tapıyorsunuz Galatasaray'a mı tapıyorsunuz? Üçüncü soru şu. Bu hakem bu performansı Galatasaray'ın lehine mi yaradı Fenerbahçe'nin lehine mi? Bütün bu üç soruyu toplayıp attım bir kuyuya ve Direkt sorumu soruyorum. Bazı hakemleri devre arasına kadar dinlendireceksiniz ya bu hakem de ona dahil mi? Yoksa görevini tam yaptı, baya baya maçın içine etti diye bir şey mi yapacaksınız? Ali Koç bir laf söylemişti. Böyle olursa hakemi tokatlarım gibisine bir şey söylemiştim. Şimdi size soruyorum Beşiktaşlılar. Maçın orta hakemine Fenerbahçeliler küfür ediyor. Beşiktaşlılar da küfür ediyor. Galatasaraylı adaletli, ahlaklı insanlar da küfür ediyor. Beşiktaş, Trabzonsporlu ya başka takımlı adaletli, ahlaklı insanlar da küfür ediyor. Bakın ahlaklı insanlar. Artık şurasına gelen insanlar. Ulan bu bugün Fener'e yarın bize olur diyen insanlar şurasına gelenler küfür ediyor. Size soruyorum bu hakem bu işten ne kadar daha ekmek kazanacak? Ben kimsenin ekmeğini oynayan şerefsiz bir insan değilim. Ama kimse de milyonlarca insanın ekmeğiyle oynamasın. Bunun adı nedir? Ya yani Necip kırmızıdan atılsa öbürü kırmızıdan atılsa. Bak bu işlerde millet artık Evini satıp arabasını satıp iddia oynuyor kırmızı kart olur diye. Ben kime sorsam hocam ben iddia oynadım kırmızı kart olur olura bastım diyor. Kaç kere kırmızı olması lazımmış bak. Buyurun Salih'in Necip'in atılması lazım diyor. Erik Beyli sarı kartsız tamamladı. iki tane penaltı yaptı. Öküz olan öküz. Hayvan olan hayvan. Buradaki penaltıyı elle oynamaya bir şey der. Buradaki penaltıyı görür. Hani öküz olan öküz görür. Bu kadar yakından görüp de ben maça orta hakem yerine öküz koysak gözüyle görüp mö, orada möller falan diyorum yani o kadar diyorum. Öküz olsa şunu görüp orada müöler bir tepki gösterir. Ya arkadaş artık Bahattin şey olarak Bahattin Dünan diyorum. Atilla Kara olan olarak üstüne bir etiket yapmıştı. Sen Beşiktaş oyuncunun attığı kafayı ben sarıda kalacağım deyip kamera kaydına rağmen sarıda kaldın. Beşiktaşlı yaftası oturmuştu. Şimdi nasıl bir Beşiktaşlı yaftasıyla karşı karşıyasın? Ahmet Çakar hakem Fenerbahçe kazanmasını istedi. Beşiktaş rezalet bir futbol oynadı ama ben Rıza Çalınbay'a çok suç bulamam diyor. Ben bulurum. Elindeki kadro bu sonuçta. Belki ben Abu Bakar ile başlardım ama Umut neden oynadı falan diyemem hocaya. Sol beki yok adamın kardeşim diyor. Fenerbahçeliler dua için var diye bir teknoloji var. Bugün var olmasa Beşiktaş maçı kazanırdı ya da Fenerbahçe kazanamazdı. Hakem istemedi Fenerbahçe'nin kazanmasını. Şimanski'nin pozisyonunu görmüyorsanız başka bir şey vardır diyor. Ona bir bile olabilirdi. Fenerbahçe bugün 3-1 kazandı. Ama maç 8-1, 9-1, 10-1 bitebilirdi. Yani Sinan Engin'le Beşiktaş'ın Liverpool maçında yaşadığı tarihi skoru geçebilirdi diyor. Eğer 10-1 olsaydı Atilla olan öldürürlerdi. Ben size söyleyeyim. Fenerbahçe bu galibette hem Trabzonspor mücadelesini hem de 6-1'lik felaketini telafi etti. En azından psikolojik olarak bu maçları geride bıraktı. Tayfur'un pozisyonda yandaki Beşiktaş'ta oyuncuyu nasıl görmüyorsun? Var uyardıktan sonra ben ne halt ettim diye düşündü. Öyle bir baskı altındaki hakemler sağlıklı düşünemiyorlar demiş. Bu baskıyla alakası yok. Bu art niyet. Şimdi bakın kıymetli arkadaşlar buraya dikkat. Atilla Kara olan tembihliydi. Diyor bir kardeşimiz Twitter'da. Şimanski penaltılarını var ile düzeltmesi skandal. Hatta bilinçli hareket. Şunları varla düzeltmesi bilinçli hareket. Bu arada şuna da dikkat ettiniz mi? Şimanski'nin attığı gol var. Aldığı burada bir penaltı var. Burada da aldığı bir penaltı var. Yani Şimanski'nin aslında iki penaltı kazanmıştır, kazanmıştırdığı da var. Kara olan kameralardan daha net görüyor. Tayfur için verdiği kırmızı kart ise Fenerbahçe hakemle kazan dalgasına çalışmak için de Fenerbahçe yönetimi susmamalı. Mehmet Büyükekşi'nin hakemlere verdiği tembihler ve taktikler sıktı artık. Ali Koç, İsmail Kartal ses yükseltmek zorunda. Bakın alt lig maçı alan Mete Kalkavan için neler yapıyorlar. Aynı maçta Fenerbahçe'yi nef mahveden Zorbay lig maçı aldı. Doğru yapan yanlışları düzelten Mete Kalkavan'a hakemi, hakemliği bıraktıracaklar. Bunun başka Hani şeyi yok. Görüyorsunuz değil mi? Olay bu. Kaldı ki Mete Kalkavan da Beşiktaşlıdır ha. Ve Paşa da akrabası olan bir arkadaştır. Yani Kasımpaşa yönetimi de akrabası olan birisidir. Ona rağmen mesela Fenerbahçe Kasımpaşa maçlarını çok kez yönetmiştir. Hatta Fenerbahçe Kasımpaşa maçlarını yönetirken de helal olsun dedirtmiştir. Bazı şeyleri es geçme Fenerbahçeli. <laughs> Dünden beri Fenerbahçe platformlarına bakıyorum. Hiçbir hakemin bu niyetinden bahsetmiyor. Tadiç penaltıyı kullanmamalıydı. Tadiç kullanmamalıydı. Ya bir şey söyleyeceğim. Kafanız mı çalışmıyor? Kafanız mı basmıyor? Zeka adamı sıkıntı var. İçeri oksijen mi gitmiyor? Ben araştırdım. Ee, ben gerçekten araştırdım. Kariyeri boyunca kullandıkları penaltı sayısı ve gole çevirdikleri penaltı sayısını buldum arkadaşlar. Yani masraftan kaçınmadım. <laughs> Kariyeri boyunca e, futbolcuların kullandıkları attıkları penaltıları buldum. İsterseniz ekrana getireyim. Çünkü tek tek anlatırsam sıkıntı yaşarım. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi taraftarın ortak bildirisi neydi? Edin Ceko kullansın. Tatiç kullanmasın. Tamam. Alın. Edin Ceko kullansın. Futbolcuların kariyer boyunca kullandıkları ve gole çevirdikleri penaltı sayıları. Alın şekerim. Alın. Ceko 22 penaltı kullanmış. 12 gol. Yani hemen hemen yarı yarıya yani %55'e yakın bir istatistik. Tadiç 99 penaltıda 80 gol. İrfan Can 5 penaltıda 2 gol. Şimanski 1 penaltı 1 gol kullanmış. Fred kariyerim Hoca hiç penaltı kullanmamış. Şimdi Tadiç attığı ikinci golde ben ha, kaçırdığı penaltı özür dilerim. Dedim ki lan dedim keşke bu penaltıyı Şimanski kullansaydı. Maçta golü yok hani onun da bir golü olsun. O da bir nasiplensin diye. Onun dışında dedim ki ulan bir penaltı takımın penaltıcısı bellidir. Eğer ikinci penaltıcı, üçüncü penaltıcı olsa işler karışır. Çarşı karışır. Bu açıdan da mantık dedim. Ha, Tadic'in kaçırdığı penaltıda Tadiç'in vuruş becerik, beceriksizliği. İlkini sola atmışsın. İkinciyi de sola mı atacaksın? Tadic'in uzanamayacağı, yetişemeyeceği yere ya da yerden bırakacaksın. Ya da sert bir şekilde Allah ne verdiyse vuracak. Mesela Beşiktaş'ta John Karev vardı. Bayılırdım penaltılarına. Topun başına geriler. Allah ne verdiyse şutu basar golünü atardı. Bir Allah'ın kulu da ya sen niye böyle şut çekiyorsun demezdi. Penaltı öyle kullanılır. Ben şu penaltı kullanıcıların hepsine gülüyorum. Yavaş yavaş tıngır mıngır. Şey, panenka falan deniyorlar. Ya abi penaltı nasıl kullanılıyor? Geleceksin. Allah ne verdiyse hayvan gibi abanacaksın. İnsan gibi değil hayvan gibi abanacaksın. Kaleciyi öldürmek için vuracaksın. Yemin ediyorum bak penaltı öyle kullanılır. Ne lan öyle? La, 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 tıngır tıngır tıngır. Bir de ben de ayağına hala bakmadım ya. Kaleci Mert Günoğlu'nun sağ ayağı öndeydi ama sol ayak çizgiye temas etmiyor diye biliyorum. Bilmiyorum dikkatlerden kaçmaz herhalde beyin tırıyor ekibinin. Hani kaçan penaltıyı herhalde incelemişlerdir diye düşünüyorum. Yok yok penaltıda sıkıntı yokmuş arkadaşlar. Şimdi durdurdum, izledim, çektim, başladım, ettim, durdurdum, izledim. Benim gördüğüm açı şu hani e, hızlı vurduğu için bir kare sonrasına bakmışım. Bir kare sonrasında dediğim gibi ayağı çizgide değil ama vuruş anını baz aldıkları için vuruş anında ayağı çizgide herhangi bir penaltıda penaltıyı tekrar edecek bir ihlal söz konusu değil. Sonuç olarak arkadaşlar penaltı sayıları bu. Avarel'in yani maçın orta hakemi adlı arkadaşın görerek vermediği penaltılar bu. Bakalım maçın takipçisi olacağız. Atilla Karoğlan'ın son maçı mı olacak? Fenerbahçe yöneticimi susacak mı? Konuşacak mı? Tepki mi koyacak? Ya da adaletin bekçileri var bu ülkede en çok hak yiyip de haktan bahseden adaletin bekçileri. Bakalım bunlar ne diyecek? Genellikle onlar Fenerbahçe'nin hakkı yenildiği zaman susmayı tercih ederler. Kafalarını kumak sokarlar her zamanki gibi. Ama kendileri hak az yedikleri zaman ya da haklarının yenildiklerini düşündükleri zaman çıkar adaletten falan bahsederler. Bakalım neyden bahsedecekler? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Arkadaşlar bir beğeni lütfen çok görmeyelim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Uzun bir video oldu ben de farkındayım. Ama bir buçuk kat hızda daha kısa bir video olmuş olacaktır. Teşekkürler sunuyorum. Görüşmek üzere.